İsmail Bey, ne zaman gideceksiniz çay içmeye Serpil Hanım'la? Çıkmak üzereyim İrem Hanım. Bakayım şöyle üstünüze başınıza. Hı. Güzel, tamam. Giderken de bir gül alın. Romantik konuşun böyle güzel güzel. Çok teşekkür ediyorum İrem Hanım. Gerçekten çok sağ ol. Rica ederim. İsmail Bey, ya acaba diyorum İrem de mi gelse sizinle, vallahi iyi olur ha. Yok artık Tolga. Olmaz Uşa. Kendi kanatlarımla uçma vakti geldi artık. Beklemeni daha geliyorum ben, bilim. Bravo İsmail Bey. İşte sizin en çok bu huyunuzu seviyorum. İsmail Bey, aman bize de haber verin. Vallahi merak ederiz ha. Evet, evet. Tabii ki Uşa. Merakla bekliyoruz sonucu. Hadi görüşürüz. Ben de merak ediyorum da. Adam gençleşti ya. Aşk işte. İsmail Bey, ne oldu? İsmail Bey, İsmail Bey. Nasıl geçti? Çay içtik, sohbet ettik Uşa. Elektrik almış mı sizden? Bir şey dedi mi? Bilmiyorum. Akşam söyleyecekmiş. Akşam mı? Neden? Bilmiyorum. Allah Allah. Ay çok merak ettim şimdi Tolga. Bana mesaj atın durumu. İrem Hanım, merak etmene gerek yok. Mesaj atmama da gerek yok. Çünkü durumu ve sonucu sen de bileceksin. Nasıl olacak o? Serpil Hanım dedi ki akşam inşaat şirketine geleceğim. İrem Hanım da orada olsun. Kararımı orada açıklayacağım. Hayda. Daha çok merak ettim şimdi. Bekleyeceğiz artık. Vallahi ben de merak ettim ama beklemekten başka da bir çaremiz yok. Kuzu kuzu bekleyeceğiz. Ya ne kadar gizemli bir durum. Yani insan ister istemez merak ediyor. Uşa, aşk. Ne demek şimdi bu? Ameliyata gerek yokmuş demek Haluk. Güzel bir şey yani. Ya güzel ama ne bileyim, arada kaldım ben. Neyse, panik yapmayın. Ben eve geldiğim zaman konuşur, hallederiz. Hadi. Ay çok geçmiş olsun Haluk Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, Sağ olun, Vallahi sağlık çok önemli. İnsan yani bir yerinde bir şey olmadan bunu fark edemiyor. Doğru. Evet. Şimdi siz ileride böyle sağlıkla ilgili sorunlar da olmayacak diyeceksiniz. Sağlık konusuna hiç girmeyelim Haluk Bey. O konuda müthiş çalışmalar var. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Gelecekte sağlıksız insan olmayacak. Şişman insan da olmayacak. Kötü beslenen de olmayacak. Ha böyle ne bileyim yarım ekmek arası kokoreç yemeyecekler mi? Sanmıyorum. Yani daha çok sıvılarla ve haplarla beslenecekler. Biz de bunlara insan mı diyeceğiz? Sağlıklı insan diyeceğiz. Sen bana sağlıksız mı diyorsun? Yok Haluk Bey. Olur mu öyle şey? Sizin üçünüze de gıcık oluyorum ona göre. Benim sinirimi bozuyorsunuz. Sen bana mı güldün? Tik. İsmail Bey nerede? Serviste Haluk Bey. Kendini sokaklara attı. İsmail Bey aşık Haluk abi. Hem de fena aşık. Ya koskoca adam, bu yaştan sonra ne aşk ya? Ay öyle demeyin Haluk Bey. Aşkın yaşla alakası yoktur. Söyleyin bakalım. İleride aşk olacak mı ya da nasıl olacak? Olacak tabii. Ama daha çok verilere dayalı bir aşk olacak. O ne demek? Algoritmalar size kiminle mutlu olacağınızı söyleyecek. Böylece işi şansa bırakmamış olacaksınız. Gelecekte yanlış kişiyle evlenmek de söz konusu olmayacak. Verilere göre eşleşeceksiniz. Kimin verisi kiminkiyle eşleşirse onlar aşk yaşayacak birbirleriyle. Yani aşka da algoritmalar karar verecek. Size bir şey söyleyeyim mi? Buraya yazıyorum. Aşık adam algoritma falan tanımaz. Aşık adam o algoritmaların ağzını burnunu kırar. Çünkü aşk algoritma tanımaz değil mi? İrem, ben çıkıyorum. Tamam. Acil bir şey olursa beni ararsınız. Ha, beni algoritmalara sormayın, onlar beni bulamaz. Ha, bu arada size hala gıcığım ona göre. Oğlum bak, biliyorsun bana.
Yok Haluk Bey, ben gülmem. Tik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.